Partisinin Yalova Belediye Başkan adayı Fatih Elönü'ye destek için Yalova'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kalabalık bir grup tarafından karşılandı. İnce ve beraberindekiler ardından bir yürüyüş gerçekleştirdi. Parti il binasından başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Muharrem İnce yürüyüş sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimleri gecesi nerede olduğuna yönelik sorusu hatırlatılan İnce, "Bak İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et." diye cevap verdi. Artık bu soru taş devri sorusu oldu. Cilalı taş devrinin sorusu ama yine de cevap vereyim. Özgür Özel o zamanlar çıraktı. Bu bana ait bir söz değil. Engin Altay'a ait bir söz. Engin Altay grup başkan vekiliydi ve Engin Altay Özgür Özel için benim çırağımdı dedi. O zaman birincisi ustasına sorsun nerede olduğumu. Ben ustasıyla beraberdim. Sivis Otel'deydim. CHP'nin grup başkan vekili Engin Altay'la birlikteydim. Yanımızda 50 kişi vardı. Çıraklar o günleri hatırlamıyorsa ustasına bunu sorabilir. Birincisi bu. Ama ben ona şunu söyleyeyim. Sen o zamanlardan daha demleneceğin belliydi Özgür Özel. Sen o zaman benim seçimi kaybettiğim HDP'nin barajı açtığını görünce ayakların tavana vurarak sevinç çığlıkları attığını cümle alem biliyor. Onun için daha fazla konuşmak istemiyorum. Yani İstanbul Belediyesi'nde DEM Partisi'ne grup kurdurmakla meşgulsünüz. Bak Özgür Özel, bırak o iş, o günleri. Geçmişi fazla karıştırma. CHP'nin sisteminin çöktüğünü hepimiz biliyoruz. Bana bilgi veremediklerini, sistemle ilgili, sonuçlarla ilgili bana bilgi veremedikleri için, ben de ikinci tura kaldık mı kalamadık mı bilmediğim için ortalığa çıkamadığımı, Sayın Engin Altay'la bunu defalarca konuştuğumuzu, kendisinin de açıklamalarının olduğunu biliyorsun. Bak, İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun. Dikkat et, dikkat et. Ben sana bu kadar uyarayım. Başka da bir sözüm yoktur.